geldin. Hoş bulduk. Nereye gidiyorsun? Ben İstanbul Üniversitesi mezunu bir sosyoloğum aynı zamanda. Bir dergiden bana ulaştılar. Eğlence sektöründe, yani erkek egemen DJ'lik sektöründe bir kadın olarak bir makale yazmamı istediler. Onun görüşmesine gidiyorum. Bir röportajda ben verebilirim tabii ki. Tabii ki. Sevilirim. Gel. Sevil. Berna'cığım, ayakkabılarını görebilir miyim? Evet. Ayakkabılarına bayıldım. Yalnız şöyle bir şey var, ben sende hissettiğim şeyleri söyleyeyim. Ya saç rengini, hani biliyorum belki tepki göstereceksin, hani saç rengime aslında takıldınız çok pardon. Diye. Peruğun, yarın getirir misin peruğunu? Getirdim ama kullanmak istemiyorum. Yarın da getirirsen. Olur, seve seve bakalım. Kullanabilir. Merak etti ya. Getirdim jüri. Kullansın. Ha diye. Tamam, peki tabii ki. Bir görelim normal renk. Aa, olsa yarın, yapsam mı? Yarın kıyafetine için, evet. Kombinle ya da hani kendini peki, hazır hissettiğinde öyle bir kombin yaptığında istediği tamam, zaman peki. Kullanabilir. Mutlaka deneyim onu size seve seve göstereyim. Tamam. Saç renginle uyumlu parçaların güzel ama saçların çok göze battığı için ben bir türlü sana bu yani giydiğim birçok imajı yakıştıramıyorum açıkçası. Yani ben bunu ayrı ayrı bir şey parçaların istiyorum. Çok güzel. Belki hani saç rengin koyu olsa güzel görünürsün ama daha böyle hani marjinala kayıyorsun ister istemez. Evet, ben bunun çok özür dileyerek sığ bir düşünce olduğunu düşünüyorum. Yani bir insan saç renginden, bir insan dövmesinden, bir insan boyundan ya da kilosundan ibaret değil. Ben bir DJ'yim, iyi çalışan, çok çalışan bir DJ'yim. Ve DJ olduğum için, sahne işi yaptığım için saçım pembe. Ama ben üniversite zamanında da saçım pembeydi, yeşilli ve maviydi. Ve bütün profesörlerim de bunu çok beğeniyordu mesela. Bu düşüncenin çok yanlış evet. olduğunu düşünüyorum. Sana doğrudan konuşmuyorum Sevil. Tamam, şu anda sen söyledin diye. Lütfen beni yanlış benim anlama. Çıkışım bu... sana değil. Tamam, benim evet, fikrim bu düşünceye bu... lütfen hani kapılmayalım. Bir insan... Tamam. Yani tek boyutlu insan değilim ben. Hiçbirimizin de olmaması gerektiğini düşünüyorum. İşte burası da böyle hani tarz yarışması olduğu için evet. Farklı saçlar yapıldığında hepimiz çok eleştirildiğimiz için evet. O renk battığı için ben seni hani daha böyle farklı, daha sıra dışı şeylerle bekliyorum açıkçası. O zaman da sürekli saç rengini oynayarak sıra dışı şeyler giyiyorsun yorumunu almak istemiyorum. Ben böyle de bir kadınım. İçimde olan bir sürü böyle ben. İçimde zaten. Sosyolog ama olan bir Berna da var burada. Ama onu da takdir edebilmenizi umut ediyorum ben açıkçası. Sizin adınıza, kendi adıma değil. Kıyafetin eminim havasına öyledir ama ben Berna. Beğenmedim yani şu saç renginde görünüşünü. Kusura bakma. Şimdi farklı saçlar yapınca eleştiriyorlar demeyelim. Yanlış anlaşılır o. Hayır, renk ya da şekil. Size yakışan yakışmayan hani diye yakışan, yorumlar yakışan yakışmayan yapılıyor. Evet o şekilde anlatmak istedim. Peki, hazır mısın Berna'cığım? Hazırım. Geçebilirsin. Berna Öztürk, ayakkabı 89 lira, pantolon 129 lira, çanta 1000 lira, gömlek 699 lira, mont 300 lira, gözlük 350 lira. Ay Berna bugün sosyolog değil de bir dilli düdük bence yani. Böyle bir sona kalan bir şey oluyor. Şimdi. Çok maskülen bir tavır. Çok severim. Sevmediğim tek şey o üzerindeki palto. Ne mana o? O kadar manasız bir şey ki. At onu. Şimdi bu açık renk. Palto arkadaşlar, için bu kadar koyuyken hiçbir türlü güzel durmuyor. Ya onu Pelin'in yolun en başında kalmış, çıktığı yolun en başında kalmış ama ya böyle bir denge olması lazım hani kazakla falan. Sen buraya koşulsuz siyah giymek zorundasın. Peki. Onu attığında ben çok beğendim. Ben o saç rengine o kadar takılmıyorum. Ama saç rengini öne çıkarak, şimdi senin imzan ya o, benim atıyorum, kolumda şurada makas dövmesi var. Benim imzam bu. O zaman buna göre giyinmem lazım. Sen de saçına göre giyineceksin, senin starın saçın. Saçıma göre giyindiğimi düşündüm, olmamış mı? Olmuş. İşte ben denge hani ortaya çıkan. Sana söyleyerek, kızım sana söylüyorum, gelinim seni eşit yapıyorum. Yani anlayamadım. Pembe saçlı bir kadın bunu giyemez diye bir şey yok. Doğruyu giy. Bugün doğru. 7. Teşekkür ederim. Berna hoş geldin. Hoş bulduk. 1000 TL çanta. 1000 TL çanta. Evet. İvana'ya getir bırak. Yok beğenmedim hiç. Alamıyorum. Almayacağım. Hiç beğenmedim. Bütün kombin senin yaşın çok artmış. Üzerindeki paltun da zaten. Hiç beğenmedim. Belin yok.
çok düz görünüyor, starı yok yani şeyin bir numaran yok. Gömlek, pantolon, yanlış bir çanta. Hakikaten olmadı yani. Ben. 6. 6'yı çıkartmakla çok iyi ettin. Konsept olarak sevdim. Bir şey ifade ediyorsun. Abur cubur değil. Çanta, ayakkabıları çok sevdim. Rahat ve iddialı bir ayakkabı. Var. Bir tavır var. Ben tavır bekliyorum zaten. Çizme ayakkabı değil, tavır. Burada bir tavır var. Onun için çok beğendim. Tabii paltosuz. Bir de rica edeceğim. Gözlüğü başınızda tutmayın. Biraz kim olursa olsun biraz laubali bir duruş oluyor. Gözlük cebe, buraya bir yer bulunuyor veya göze. Ama başta tutmak hiç hoş değil. Ben burada birazcık yükseltiyorum çıtayı. O da niye? Tarz, kendini ifade ettiğin için. Yaş yaptı falan yok. Sen bugün böyle hissediyorsun, böylesin. Teşekkür ederim. Geçebilirsin.